Ne anlatayım? Ha? Nasıl başladın bu işe? Ha? Sene 1997. 97. Senkrona geldi abi. Evet. Geldi. Çok kalabalığız. Ben dedim ki, ne yapıyorsun sen dedim. Yani dedim, böylesi bir sektörde çalışıyorsun. Reklam sektörü. Kariyer anlamında çok güzel şeyler seni bekliyor dedim. İkna edemedim. İlle de ben yapacağım dedi. Sonrasını senden dinleyelim. Aslında öncesini anlatayım. Lütfen. Reklamcılık yaptım birkaç sene. 5 sene kadar. İşte üniversite yıllarında çalışmaya başladım. Daha sonra zaman geldi. İşi bıraktım. Ben her zaman sesimle bir şey yapmak istiyordum ve seslendirme de yapmayı çok istiyordum. Reklamcıyken de bazı prodüksiyonlarda böyle deneyimler yaşamıştım. Şahit olmuştum daha doğrusu ben değil de. Çok istiyordum. Hatta bir kere sağ olsun imajdan Osman Tahsin Erol benim bir demomu yaptı ve çok yardımcı oldu o zaman ki tek reklam kast ajansı olan Replik'teki Neval ablaya sesimi dinletti. İşte Neval abla o zaman demiş ki ses çok güzel, harika iş yapar ama dublaj tekniği biliyor mu? Hiç seslendirme yaptım. Osman da hayır deyince o zaman kusura bakma ben kefil olamam çünkü müşterime karşı bir sorumluluğum var. Seslendirmenin her şeyini biliyor olması lazım demiş. Bu benim içimde böyle bir ukde kaldı. Ben reklamcılığa devam ettim. Daha sonra işte işten ayrıldım falan, bir süre geçti. Bir şekilde şans yüzüme güldü diyeyim. Yok gülmedi, o şansı sen yarattın. Fırsatlar birbirini kovaladı. Hayır hayır, benim hiç haberim bile yoktu. Bir arkadaşım, hatta iki arkadaşım telefon açtı. İşte yetiştirilmek üzere seslendirme sanatçıları aranıyormuş diye. Banu Zorlu Tuna'nın açtığı kurs galiba. Banu Zorlu Tuna mı açtı o kursu bilmiyorum, anlatacağım. Ha, sen Senkron TV'ye geldin. Onlardan biri miydin sen, kursa gelenlerden biri? Tamam. Bir küçük ara verelim mi? Hayır, kuruyorlar. Ha, kuruyorlar. Karar. Ben keserim onu sonra. Tamam tamam. Bak hayat nereye getirmiş. Hayat evet çok enteresan. Efendim? Yani az önce konuştuğumuz şans değil de evet. Sen başka bir şey düşünüyorsun, plan yapıyorsun ya da hiç oralarda değil aklın ama yani ne bir tanıdığım var, evet. Ne bir fırsat kollayabilirim, yani hiçbir bilgim yok. Tek istediğin ama gönülden yapmak kimse istiyorsun. De yok hayatımda aslında bu konuyla ilgili, yani bir küçük bir deneyimim olmuş, orada kalmış. Olmaz demişler, kalmış yani. Daha sonra işte... O kursa dahil oldun mu peki? Eğitim aldın mı? Hayır, işte almadın. Anlatıyorum. Gittim Senkron'a. O zaman işte Dilara Tor, Deniz Salman orada asistanlık yapıyorlar. Oturdum masalarına. Dediler ki tamam gel bir bakalım hani sana. Öyle ufak ufak her gün gitmeye başladım ama ben o kadar ünlü isimler var ki sanki... Her gittiğim gün bir tiyatro oyunu izliyorum yani. Çok da keyif alıyorum. Ve çok çabuk öğrendin. İşte ufak ufak girmeye, ustaları dinlemeye. İlk dinlediğim ses Müdrike ablanın sesidir. Evet. Yani beni çok etkilemişti. Ha, iki ay gibi bir sürede kendini geliştirdi ve başrol konuştu. Yanılıyor muyum? Doğru. Evet, çok kısa bir sürede. Çok kısa bir sürede. Ama çok çalıştım. Yani bizim zamanımızda işte o tulum kayıt denilen dönemde. Kendime bir tekst, tam tekst fotokopisi çekiyordum, içeri giriyordum. Hiç ses çıkarmadan, tabii o sırada stüdyonun içinde nasıl durulur, nasıl kağıt ses çıkarmadan çevrilir, nasıl takip edilir, mikrofonun önünde nasıl durulur, nasıl açı verilir. Yani bunlar çok önemli şeyler, bunları öğreniyorsun. Ondan sonra işte konuşmaya başladım. Sonra? İngilizce biliyor olmam da bir avantaj oldu. Avantajdı benim için. Ondan sonra işte konuşmaya başladık. Gece gündüz, bir de çok yoğun bir dönemdi o dönem. Genelde küçük kızları konuşuyordun galiba, değil mi başlarda? İlk başrolüm Lolita'ydı. Lolita'yı hatırlıyorum. Sine 5. Evet. Jeremy Irons. Kim konuşmuştu? Hakkı Ergök konuşmuştu. Hakkı ile beraber konuşmuştunuz. Çok da güzel olmuştu, hatırlıyorum. Müthiş. Tamam. Küçük bir ara sonra konuşuruz. Dur, güzel gidiyorduk ya. Nereye, kayda mı gidiyorsun? Evet, kayda gidiyorum. Ama yani... O zaman biraz daha konuşun, bitirin. Bitirelim hadi o zaman. O zaman şöyle yapalım. Şu an özdeş olduğun sesler... yani özdeş olduğun sesler... Toparlayamadım cümleyi. Kiminle özdeşsin?
Bir iki dakika izin istiyorum. Ama röportaj yapıyorduk burada. Sizin işiniz bitmiş olabilir. ama şu güzelliğe sizin, baksana ya. Evet çok güzel. Ha? Her zaman. Seyircimiz sizi nereden hatırlayabilir? Sesinizi nereden hatırlayabilir? Mesela sesiniz, sizin aklınıza gelen biri var mı? Hayır, sesiniz her akşam evlerimize konuk oluyor. Misafir oluyorsunuz evlerimize. Evet. Hangi aktrislerden duyuyoruz sizin sesinizi? En çok? En çok işte Rachel Weisz konuşuyorum mesela. Seneler daha çok Disney Channel kanallarında, Disney kanallarında beni çok duyuyor olabilirsiniz. Evet. Böyle genç bir hayran kitlesi var. Sinema filmleri vardı. Sinema, şu son animasyonlarda Dolly, Inside Dolly. Out, Dory, Kayıp Balık Dory, Dory Versus, evet. Zootropolis, buralarda seslendirme yaptı. Ters Yüz'deki rolünü hatırlıyor musun ismini? Ters Yüz'deki rolümün ismi Joy, Neşe. Joy, Neşe. Ben Neşe, hasta olmuştum. Zootropolis'te Judy Tavşan. Ondan sonra ne dedim? Dory. En son Şirine'yi de ben konuştum. Süper. Animasyonlarda öyle bir şey oldu, bir ivme aldık. Ama onun haricinde mesela İş Bankası'nın aynı yerçesi de benim. İş Bankası'nın? Mesela Kurumsal da yapıyorum. Toys Shop'un da marka sesiyim. Geçenlerde BP için bir seslendirme. Yener için de, yani reklamlarda da seslendirme yapıyorum. Gençlere tavsiyen nedir? Bu işe meraklı olanlar ne diyeceksin? İyi araştırsınlar. İyi araştırsınlar. İyi kurslara gitsinler mi? Kurslar için mi diyorsun? Kursları da iyi araştırsınlar. Evet. Kendilerine faydalı olacağına inanıyorlarsa tabii ki gitsinler ama bir iş garantisi beklemesinler. Yani bu kurstan çıkacağım da beni hemen stüdyolar alacak, bir sürü iş yapacağım, çok çok paralar kazanacağım, her yerde sesim duyulacak. Hani bunlar biraz zaman alan işler. Sabırlı olmaları gerekiyor. Evet. Yolları açık olsun. Harikasın Aysun Topar. Teşekkür ederim.